Evet değerli Bereket TV izleyenleri, Kırıkkale Yahşihan ilçesi Hızır Akdemir abimizin aralığındayız. Hızır abimizin aralığında arıcılık faaliyetlerini gözlemleyeceğiz. Bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden yararlanacağız. Biz de kendisine mevcut bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi aktaracağız. Böyle bir program gerçekleştireceğiz Arı Doktoru programında. Evet Hızır abi, merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. 2015 sezonu senin için nasıl geçti? Herhalde hasadı bitirmişsin. Evet, hasadı bitirdik. Elhamdülillah 2015 yılı bizim için, bu bölge için, arı için gayet güzel geçti. Yani bal az oldu ama arılar gayet sağlıklı. Evet. Hastalık yok. Varova çok az. Yani diğer hastalıklara karşı başta biraz yavru çürüklü olur gibi oldu ama o sonradan atlattı. Şu anda arılar gayet sıhhatli. Yani bal olmasa da sene, gelecek sene için arının yatırımı gayet güzel. Evet, çok güzel. Hızır abi çok güzel bir konuya değindi değerli izleyenler. Biliyorsunuz bir şeyin bitişi bir şeyin başlangıcıdır. Elbet. Şimdi şu anda arıların sağlıklı olması demek bir sonraki sezonun Evet. Habercisi, bir sonraki sezonda arılar Evet. gayet sağlıklı olacak Evet. anlamına Evet. geliyor. Evet. Hızır abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? 5-6 senedir yaklaşık profesyonel olmaya başladık. Daha önceden amatör yapıyorduk. İlk arıcılığa başladığını hatırlayabiliyor musun? Evet, 2010 yılının başı mıydı? Daha 2008 yılı mıydı? O civarda bir şeydi herhalde. Nasıl başladın? Kaç kovanla başladın? 2-3 kovan aldık. Bir bahçemiz vardı bu karşı tarafta. Oraya dedik bahçemizi aşılasın falan diye aldık. Ha, çiçekleri aşılasın. Aşılasın diye aldık. Ondan sonra arıcılığa başladık. Biz de meraklıyız yani. Esnafız. Esnaf olduğumuz için biraz da meraklıyız. Uğraştık. Arıyı böldük, parçaladık. İşte efendim yetiştirdik, bilmem ne yaptık. O sene pek şey yapamadık. Ondan sonra biraz çoğalttık. 3 arıyla başladık. Ondan sonra 10 oldu. Ondan sonra 15 oldu. Ondan sonra arıyı, ana arı yetiştirmeye başladık kendimiz. Kendi arılarımızı yetiştirmeye başladık. Ondan sonra çeşitli ırkları denedik. Kafkas, Karniyal, Belfaks hepsini denedik. Ama en verimli, bu bölgeye uyumlu Anadolu arısı ve Kendi kırması. arım. Kendi arımız. Kendi arımız ve kendi anamız yetiştirdiğimiz zaman verimi daha uygun gördük. Çok güzel. Kış ölümlerine azalmaya başladı. Sonra işte bal verimi yükselmeye başladı. Onun için bu zaten biliyorsunuz ortak bir şey. Her arıcı kendi anasını yetiştirirse dışarıdan gelme analarla çok verim alınamıyor maalesef. Güvenemediğimiz için diyorsun. Güvenmemezlik ayrı bir şey. Bir de uyum meselesi. Bölge uyumu çok önemli biliyorsunuz. Adaptasyon, evet. Evet. Bizim bura erken çiçekler açıyor. Çabuk geçiyor. Yani gün dönümünden sonra ortalık kurumaya başlıyor. Arımız onu bilmesi gerekiyor. Yani gün dönümünden sonra arı halen yavruya devam ederse bal kalmadığı için kısır kalıyor ve o sene o alı artık balsızlıktan, yiyeceksizlikten gidiyor. Gidiyor, evet. Güz beslemesi ne kadar yaparsan yap, kendi almadığı için olmuyor. Ben şunu gördüm Hızır abi, yani çok kısa bir zamanda çok uzun bir yol kat etmişsin evet. Bu meslekte. Evet. Bunda kısacası beni, yani bu az sürede bu kadar uzun yol kat etmemde şu etken oldu diyebildiğin şey nedir? Şimdi her şeyde olduğu gibi en belirgin şey işi sevmek. Değil mi? Ondan sonra o işe kendini vermek. Bir abimiz var da rüyada arı görüyorsan o insan arıcı olur derdi. Yani bir insan işini severse, yaptığı işten zevk alırsa, bir de kendini o işe adapte ederse ondan sonra Allah'ın izniyle ne iş olursa olsun başarılmayacak iş yoktur. Şu an kaç arı kovanın var? Şu anda 100'ün üzerinde arımız var. Birlik üyesi misin? Evet, birlik üyesiyiz. Kırıkkale Birliği'ne kayıtlıyız. Plakalarında üzerinde evet, çakılı kovanları. Evet, plakalarımız var. Evet, desteklemelerden yararlanıyorsun. Evet, yararlanıyoruz. Çok güzel. Birliğin faaliyetlerine de katılıyorsunuz. Tabii katılıyoruz. Katılıyoruz. Peki ana arı eğitimini nerede aldın diye? Ana arı eğitimini kendimiz başladık. Tabii aksaklıklarımız nelerdir? Neleri yapamıyoruz? Neleri yapabiliyoruz? Onlara baktık. Onlar hakkında uzman arıcılardan bilgi aldık. Yani bizim bir özelliğimiz bilmediğimiz konuyu öğreniyoruz. Anında araştırıyoruz. Ayıbımızı kapatıyoruz. Tabii diyorsun. Yani hani derler ya bilmemek suç değil, öğrenmemek ayıp, suçtur. Evet. Biz o konuda yani kim olursa olsun işte bir yaşlı arıcı geliyor. Adana İmamoğlu'na gitmiştim bir sefer. Yaşlı bir arıcı hacı amca, adam 80 yaşına yakın. Dedim arılarda ne gördüm? Bir sefer dedi arılarım hepsi yerde geziyordu. Tarımcıları çağırdım, veterinerleri çağırdım. İlaçlar verdiler, olmadı. En son dedi arıyı laylona koydum. Laylonun içerisinde de arı
pislemeye başladı. Ondan sonra arıların hepsine yağsız süt verdim, arıların hepsi kurtuldu. Yani her insanda ayrı bir tecrübe var. Biz onu almaya gayret gösteriyoruz. Tekrar eder misin abi orayı? Şimdi dedi ki benim arılarımın dedi bütününde bir hastalık vardı dedi. Arılar dedi yerde geziyorlardı, sürünüyorlardı. Nosema, evet. Nosema'nın çok ileri bir safhası. Bütün evet, arılar, evet. Bütün arılarda hastalık vardı ve arılar dedi hiç uçmuyorlardı. Ben de tarımcıları çağırdım, veterinerleri çağırdım, arı uzmanlarını çağırdım. İlaçlar verdiler, olmadı. Laylonun içine numune için koydum dedi 5-6 arı. Arı pisledi içine dedi. Ondan sonra arı baktım canlandı. Şimdi şifanı buldum senin diye bütün arılara şeyine gücüne göre dedi, yağsız süt verdim. Yağsız sütü verince de arıların hepsi uçmaya başladı. Ondan sonra tarımdan geldiler. Ne ilaç kullandın? Sizin verdiğinizi dedi ama dedi, sonra dedim ki işte süt kullandım. O dedi geçirdi. Evet, belki tesadüf, belki tevafuk, yani araştırılması gerekiyor. Tabii ben de ilk defa karşılaştığım bir uygulama. Nosema hastalığı arıların yerde sürünmesi genellikle sindirim sistemiyle alakalı bir hastalık. Bağırsakların çalışmaması, tıkanması, ishal olması gibi devam ediyor, seyrediyor. Daha sonra arılardan pislikle beraber diğerlerine bulaşıyor. Herkes hepsini hasta edebiliyor. Genellikle nemli ortamlarda çok hızlı gelişebiliyor. Özellikle Karadeniz kıyı kesiminde sıkça görülebiliyor Nosema hastalığı. Tabii ilaçlı tedavileri olduğu gibi bir takım kültürel önlemler de alınabiliyor. Özellikle kovanlarda havalandırma olması gibi. Daha sonra yanlış teşvik şurubu yapmak yerine uygun teşvik şuruplaması yapmak gibi. Mesela soğuk havalarda soğuk şeker şurupları arla beslerseniz Nosema'ya yakalanabiliyorlar. Değerli izleyenler, tabii bu yöntemin ne kadar doğru olduğunu biraz araştırmak gerekiyor. Ancak bana şu an için çok doğru gelmedi, araştırılmadığı için. Biz de uyguladık lazım. Yani çok fayda veriyor. Yani gerçekten süt yağsız olacak ama yağsız süt olacak. Yağlı olduğu zaman o daha kötü. Tabii yağ olduğu zaman mum güvesi yapacaktır. Evet. Mum güvesi ortaya çıkacaktır. Yağ kesinlikle yağlı şeyler kullanılmamalı. Arı Doktoru programı olarak değerli izleyenler, öncelikle hastalıklara karşı birinci tedavimiz önlem. Önceden önlem almak. Zaten hastalığa önlem aldığınızda arılarınızın hastalanması söz konusu olmuyor. Özellikle yağmacılığı engellemek. Arılıkta eğer yağmacılığı engellemezsek dolayısıyla ne oluyor? Hızlı bir şekilde hastalıklar sağa sola bulaşma ihtimali olur. Daha sonra hasta kovanları arılıkta bekletmemek. Bunlar yine bir önlem. Bu şekilde zaten kovanlarınızı %70-80 tedavi etmiş oluyorsunuz. Yani yakalatmamak en büyük tedavi. Zaten yakalattığınızda o sezonluk verimi kaçırmış oluyoruz. Doğru. Ve senin de cümlenin en başında çok güzel bir cümlen var. Dedin ki arılarda hastalık yok, bal olmasa bile hastalık yok dedin. Bu çok güzel bir cümleydi. Şimdi Hızır abi, arıcılık faaliyetinde yaparken seni en çok zora sokan en büyük problemin neydi abi? Aklına ilk gelen. En büyük problem şimdi gezginci arıcılık çoğaldığı için hastalıklar çoğaldı. Yani bunlardan mesela bizim bölgemize dışarıdan çok arıcı geliyor. Özellikle işte mesela bu sene bizim arılarda da oldu. Muğla'dan gelen arılar vardı. İşte yavru çürüklüğü. Şimdi o arılar çok yavru atmış olarak geliyor işte Muğla'dan veya işte Aydın'dan. Sıcak bölgeden soğuk bölgeye buraya geliyor. Burada da işte gece sıcaklığı düşük olduğu için o ısıtamadığı için de ne oluyor? Otomatik hastalanma oluyor. Yavru çürüklü oluyor. Tabii yavru çürüklü olduğu zaman burada bir 20 tanesinde oldu, onu tedavi ettik. Yani bu da Amerikan değil de işte adi yavru çürüklüğü şeklinde oluyor. Bunları nöotramisinden tedavi ettik. Sıkıştırdık arımızı önce. Ondan sonra da nöotramisin verdik. Hem pudra şekerine kattık hem şerbete. O da 2-3 sefer verdikten sonra sıyırdı, attı. Yani en çok bizi yoran hastalık. Yoksa yani bir de işte tabii arıcının problemi bitmiyor. İşte bir yere götürüyorsun, vatandaş razı olmuyor. Öbür tarafa götürüyorsun, ulaşım sorunu veya işte su bulunmuyor. Bilmem ne oluyor. İşte onun için bunlardan bazen muzdarip oluyoruz. Onun haricinde tabii arıcının kendine özgü şeyleri var. Anladığımız kadarıyla değerli izleyenler, arıcılarımızın genel problemlerinin en büyük başta gelen yavru çürüklüğü. Evet. Yavru çürüklüğüne arıların yakalanmaması
için. Bakın zaten sen kendin de söyledin Hızır abi. Nedir? Oradan aşırı yavrulu geliyor. Burada gece sıcaklıkları çok olduğu için arıyı ısıtamıyor. Arıcı bir kere bu problemi önlem alacak. Evet. Kesinlikle yakalanan, yani bu hastalığa yakalanan kovanlarda antibiyotik kullanılmayacak. Evet. Yeni nesil dezenfektanlar var. Çare olmuyorsa evet, o çerçevede, hastalıklı çerçeveler mutlaka yakılarak evet, imha edilecek. Çünkü zaten o nesli bir kere kaybetmişsiniz. Evet. Hastalığı da söndürmek istiyorsanız mecburen çerçevelerin yakılarak imha edilmesi evet, ve imha artıklarının da gömülerek kireçlenmesi gerekiyor. Evet. Bir hastalığa, bir musibete söndürmek için topyekun mücadele şart. Doğru. Arıcılar bireysel olarak mücadele ettikleri sürece bu iş başarı sağlanamayacak. Sen şimdi burada abi anladığım kadarıyla arılarını böldün mü? Bunu biz bahar bölmesi yapmıştık. Baharın Buraları. Buradaki arıların bir 30... Birkaç kovan inceleyelim istersen. Tamam, inceleyelim. Şuradan başlayalım. Bir kovan açalım. Sende boyalar falan var değil mi anlarlarda? Tamam, bunlar da bilmiyorum. Bunda var herhalde. Bunu tekrar bölecek misin? Yok, biz geçen sene güz bölmesi yaptık. Güz bölmesi yaptığımdan çok verim alamadım. Onun için de güz bölmesini hiç düşünmüyorum. Yani çok tavsiye güzel. De etmiyorum. Evet Hızır abi, az önce çok önemli bir konuya değindin. Dedin ki sonbahar bölmelerinden Verim verim alamadık. alamadık. Öldü geçen senekiler. Bu neden kaynaklanıyor? Kaliteli ana Evet. yetiştirilememesinden kaynaklanıyor. Bir de şöyle, yani kaliteli ana ayrı bir mesele ama şöyle bir şey. Şimdi arıyı böldükten sonra mevsim geçtiği için arı kendisini Tazeleyemiyor. Adalar. Tazeleyemediği için de arı gelişemiyor. Gelişmediği için de yani onu ne kadar beslersen besle, kendi düzgün yapısı olmayınca arı sağlıklı olmuyor. Evet, kademeli devam edemiyor evet. kuluçka. Ben mesela ne yapıyorum? Yani şimdi onu açmadan söyleyeyim. Tabii. Siz bakarken ben şimdi arıcılarımıza da tavsiye. Benim kendi yaptığım usulde. Mesela diyelim ki şu kovan 10 çıtaysa zayıflara bundan takviye vererek onları da güçlü şekilde kışa girmesini sağlamak, baharın bölme yapmak. Çok güzel. Aralığımızda zayıf kovan barındırmıyoruz anladığım Evet. kadarıyla. Evet. Bunda günlük yumurta yok. Ben şu anda ana arıyı arıyorum değerli izleyenler. Evet, bu çerçevede var. Evet Hızır abi, sen bu arada tecrübelerini paylaşmaya devam et. Biz de ana arıyı arayalım. Evet. Ana arılarımı kendim yetiştiriyorum. Evet. Ana arılarımı Dedim. kendim yetiştiriyorum. Bundan da gayet güzel Her yıl verim peki alıyorum. Damızlı kovanını yeniliyor musun? Genelde benim ana arılarımın %60, %70'i taze anayla giriyorum ben her sene. Evet. Yani onu da verimli ana arı hangisiyse artık. Ondan seçiyorum. Evet. Peki verimli olan ana arıların kız çocukları verimli oluyor mu? Ya şimdi o da bakıyorsun ana arı düzgün çiftleştiyse verimli oluyor. Evet. Bazen bakıyorsun çok verimli bir ananın işte yetiştirdiğin ana verimli olmayabiliyor. Çiftleşme sorunu oluyor. Evet. Ya mevsim şey yapıyor artık. Fakat genelde düzgün ırk bal yapamam. Mesela bu Muğla'dan gelen bir arıydı. Bak üst taraflarında bal bile yok. Ama kendi yetiştirdiğimiz analara baktığın zaman zırh hazır bal var. Bunda yavru çok. Üst kemer oluşturuyor ilk önce. Evet. Ya bunu yeni yeni bal atmaya başlamış. Burada henüz şey doğa bitmedi diyorsun ha. Evet. Şimdi bu sene yağmur çok olduğu için güz çiçekleri, tikenler falan bayağı çok açtı. Onun için arı da bu mevsimde bu kadar yavru olmazdı ama yavrular halen daha bayağı var. Polen geliyor sabahları o zaman. Geliyor. Bu saatlerde yoktu zaten ortalık. Gelmiyor biraz... mu? Bazen biraz önce baktım geliyordu. Bugün yağmur yağdı. Biraz serin He, yani hava. Ortam yumuşadı diyorsun. Aralarında var hava yok, temiz. Evet işte bu sene yani hastalık
Gördüğüm kadarıyla geçen sene aşırı derecede varova vardı ama bu sene varova hastalığı baharın birkaç uygulama yaptık. Ama ondan sonra da işte mevsim düzgün olduğu için şey olmadı. Varova olmadı. Evet, onu arayı bulamadık. Şuradan devam edelim bakalım. Buraya hiç gelmemiş ama. Ortadadır herhalde. Bu arada kaç çerçeve yavru var? 3-6 çerçeve yavru var ya. Son çerçeveye kadar da baktık, aslında gerek de yok ama anarıyı bulamadık. Kovanlarında polen tuzakları var. Genelde hepsinde var. Var değil mi? Evet. Peki polen tuzaklarının bir özelliği de havalandırmalı olması. Evet. Sana kazandırdığı avantaj nedir? Yazın mesela böyle çok sıcaklarda arı çok yığılma yapmıyor ve çalışmasını engellemiyor. Polen tuzaklı veya böyle tabanlıklı, komple Evet. Tabanlık olduğu zaman. Bir de varovalar aşağıya dökülüyor. Geçen sene ben gıçlattım böylece. Baktım daha sıhhatli çıktı. Yani bu tabanlıklı, polen tuzaklı olan kovanların arıları daha sıhhatli çıktı gıçtan. Bunun için daha çok hoşuma gitti. Hem polen alıyoruz. Ekonomiye faydası oluyor. Polen alıyorsun, satıyorsun. Tabii alıyoruz, satıyoruz. Kilogramı ne kadardan? Perakende 100 liraya satıyoruz. Çok güzel. Bir hayli de katkısı oluyordur yani. Elbette. Kovanın parası çıkıyor en azından. Değil mi? Tabii. Biraz ticari düşünmek gerekiyor. Şuralara da şey yapmışsın. Çerçeve yürüyüş kızağı. Evet. Bayağı da rahat oluyor. Çerçeveleri alıp çıkarmak, takmak. Bir de anaarıyı bulabilirsek keyfimiz daha da yerine gelecek. Son kez kontrol edişim. Ondan sonra daha rahatsız etmeyeceğim. Yine de arının yoğun olduğu yerde oluyor ama. Yok, hemen hemen her çerçevede günlük yumurtası var. Çünkü çıkan yerleri gezmiş. Evet. Çıkan yer, yani yavrunun çektiği gözlere yumurtalarını bırakmış. Ama kendisini henüz daha görüp tanışamadık. Herhalde randevu almadığımız içindir. O da olabilir. Habersiz geldik ya. Ya utangaç da olabilir. Ama yani bu kadar yavru yapan bir anaarı bu kadar çekingen olmamalı bence. Yani bu işin sahibini biz görmek istiyoruz. Evet. Bulamazsak bir başka kovana geçer, orada bakarız. Uyduğum bir çıta da olabilir bu sefer. Evet, burada. Sen orada, orada boşuna arıyorsun. Çıkardım çerçeve demeymiş. Evet, bakın. Oyalı. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi anaarımız kendi yetiştirdiğim, Muğla'dan gelen arıydı ama kendim verdim bu anaarıyı. Evet, çerçevenin bir o tarafına bir bu tarafına. Bu çerçevede de henüz günlük atmadığı için zaten bizi bırakmışız. Evet. Ama buraya gelmiş yumurtlamak için. Taze ana, tosun gibi. Gördüğünüz gibi neden mavi? 2015 yılının rengi mavi. Biz şimdi 2-3 sene sonra bu anaarıyla karşılaştığımızda bu 2015'in anaarısı deyip değiştirebileceğimizi veya değiştiremeyeceğimizi anlayacağız. Tabii. Yaşını takip etmiş olacağız. Evet. Veyahut da kovan kontrollerinde bu renkte boyalı anaarıyı görmediğimiz zaman diyeceğiz ki bu kovan anaarısını yenilemiş diyeceğiz. Evet, bunu göstermek için zahmet çektik değerli izleyenler ve sonunda da başardık. Anaarımız burada maşallah diyelim ve yerine yerleştirip kovanımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Çerçeveyi gördüğünüz gibi aldığım yere tekrar aldığım şekliyle bırakıyorum.
aralarımızı sıkıştırıyoruz. Şimdi bundan sonraki işlem olarak boşalan çerçeveleri alıp artık araya sıkıştıracaksınız. İşte bir hafta 10 gün sonra bazılarında ballar var. Bunu balı almadığım için bir ince şerbetleme yapacağım. 3 sefer biraz daha yavruya gitsin diye. Bunun yavrusu iyi ama kendi yetiştirdiğimiz, kendi arılarımızın yavruları az. Evet. Bunları biraz daha yavruya yönetmek için biraz bir ince şerbet böyle vereceğiz teşvik için. Yani zaman geçirmeden, çok geç kaldığımız zaman o yavruya faydası olmuyor. Biraz erken yapılırsa bir 3 sefer şerbetleme ince, şöyle 1 kiloya 1 kilo 300 gram su. Yani incecik bir 3 sefer şerbetlemede anarı yumurtaya geçiyor tekrar. Ondan sonra da zaten daraltıp artık varsa mücadelesini yapıyoruz. Daha sonra sıkıştırmalar. Yani sıkıştırma yapıyoruz. Straforlu bölme tahtalarımızı o şerbetlikten kullanıyoruz. Hem bölme tahtası hem şerbetlik olarak. Çok güzel. Bir de straforlu bölme tahtalarımız var. Onu da öbür tarafa, bu tarafa koyduğumuz zaman önceki sene uyguladım. Bir 60'arda 6 tane anca kaybettim. Yani çok uygun oldu o da. Straforlu olduğu zaman. Straforu o tahtasız verdiğimiz zaman da kemirdiler. Straforları kemirdiler. Evet, yumuşak olursa tahtada, yumuşak olursa kemirirler. Evet. Yani bunu biliyoruz. Şimdi Hızır abi, örtü bezlerinden neden halen daha çuval kullandığını merak ediyorum. Kovanları neden boyalı onu da merak ediyorum. Bunca yıl tecrübene rağmen. Ya şimdi bu kovanları kendimiz satıyorduk. Yani kovanları şey yapmadık. Şimdi artık kovansız, boyasız kovanlara geçtik. Gördüğünüz depomuzda da var. Artık bundan sonraki o. Zaten bu boyalı kovanlar işte zamanla açılma yapıyor, dökülme yapıyor. Çatlaklar çok meydana çıkıyor. Yani bundan sonra artık boyasız işte şu gördüğümüz Pirotex'li, ahşap koruyuculu ve tabanlık. Ona bile gerek yok aslında yani. Yine de yani işte yağmurdan, yaştan korunsun diye en azından. Bu doğada en az 15 sene ömrü oluyor. Evet. Yani. Ama şeylerin, şu uçuş tahtaların çok güzel plastik. Evet. Nakliye içinde bunlar 10 numara özelliğe sahip. Kapat hemen, çevir, nakliyeye devam arı et. Hava alıyor. Biz hatta orada tül perde var ya, Emirhan parça bir getirsene. Biz başkasından ayrı bir şey olarak bunu kullanıyoruz. Bazısı tel falan kullanıyor ama bu tül perdeleri arı kemirmiyor. Getir şey yap. Bunları niçin kullanıyorsun? Mesela nakliye esnasında bu tül perdeler hava aldığı için hem alt tarafı işte açık, hem üst tarafı açık. Üst taraf açık oldu ama yanma derdi, arının sıkıntıya girme derdi olmuyor. Değerli izleyenler, arının en çok yanma sıkıntısı kovana hazır nektar, yani dışarıdan nektar, ham madde geldiği zamanlardaki nakliyelerde arı nakletmek çok sıkıntılı olur. Çünkü hazır nektar, içeri gelen nektar arıyı genellikle boğar. Bazen bunlar bile işe yaramayabiliyor. O yüzden arıcının ne yapması lazım? Arıyı nakil edeceği zamanı iyi belirlemesi lazım. Nektar akımı evresinde nakil yapılmamasını öneriyoruz. Tabii normal nakil ederken de arılar boğulmasın diye alttan üstten havalandırmalara özen gösteriyor. Su ihtiyaçlarını karşılamak için önlemler de alınabilir. Teknik arıcılık açısından uygun yöntemler. Değerli izleyenler, kovan dışı ve kovan içi muayenemizi yaptık. Hızır abimiz anarda yetiştirdiği için çiftleştirme kutularını da kontrol etmek üzere arılarımızın bir diğer tarafına geçiyoruz. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz şimdi arılıkta incelemelere. Hızır abim ana arılarını kendi yetiştiriyor. Evet. Damızlığını da kendi seçiyor. Benim burada çok hoşuma giden bir şey var. İsrafı sevmeyen insanoğlu burada ne yapmış? Makine Kimya Enstitüsü'nün artık mermi sandıklarını ana arı kutusuna çevirmiş. Hemen onları inceleyelim. Şuna mı bakalım? Bakalım. Bismillah. Buraya kilidini dahi yapmışsın. Buradan şöyle çekiyoruz değil mi? Evet. Örtü tahtamız da var. Anarımız varsa o gitmiş o. Evet, bu terk etmiş kovanı. Daha önce de çekimden önce de konuşmuştuk. Havalandırma olmayınca terk ediyor demiş. Bunlarda da aynı problem var mı? Yok, onlarda pek problem olmuyor. İşte onlarda havalandırma olduğu için sanırım. Bir de köpük daha şey yapıyor yani. Bunlar çok ısınıyordur. Isınma çok oluyor onlarda. Arka tarafa bas. O boş zaten, o da bitmiş. Hangisinde ara var? Daha şunda var.
Bunu almışsın zaten bunda. Boşalttım, baktım boşalmış. Tamam, bunlar zaten, bunları içini inceleyelim biz. Nasıl yapmışsın, nasıl etmişsin? Şöyle döndürebilirim. Döndürelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi normal bunun ölçülerinde değil mi, evet, çerçeveler? Şu iki çiftli olanların ölçülerinde. Çiftli olanların ölçüleri. Yine bir tane anaarı. Evet. Şey yapıyor. Peki bir tane mermi sandığından kaç tane yapılabiliyor? Anaarı mı yıllık? Kutu olarak. Bir tane. Sandıktan bir bu tane. Zaten bu sandıklar böyle. Böyle mi? Hı-hı, böyle. İçini sen böyle yapıyorsun. Tabii içini, önünü mesela işte kapanma şeylerini, havalandırmasını falan, onların dizaynını ben yaptım. Ondan dizayn ediyorsun. Evet. Alt tarafına şey çaktım buraya, yerden yükselmesi için zifledim. Ayaklar. Evet, orayı da zifledim. Çürümesin diye zifledim. Evet. Evet, bu şekilde bir yöntem. Çok güzel. Bunda anarı var mıdır var, acaba? Var, onda var. Anarıya bakalım biraz. Bu gayet güzel. Yani şeyinde balın da güzel yapmış. Keki de kek var. De koydum. Yoğunluğu da güzel. Şu baştan, bu taraftan başlayacağız. Yani burayı alsam koparacağım. Şu bu yanına başlayalım. Evet, çok güzel yumurtalar dağıtmış anaarımız. Yani bir yöntem uyguluyorum. Mesela bu sonradan çıkan 3., 4. küçük oğullar var ya. Evet. Onlardan çıkan ana da içinde çok olduğu için onlardan alıyorum. Onlar daha sıhhatli oluyor. Yani aşılama gibi olmuyor. Daha sıhhatli oluyor anaları. Peki onlar oğul vermiyor mu daha sonra? Yok, işte onları bunlara aktarıyorum. Yani o küçük iki çıtalık falan oğulları, bunların içine aktarma yapıyorum. Hı-hı. Bölüyorum yani 3'e 4'e. Hı-hı. Ondan da çok sıhhatli analar meydana çıkıyor. Evet, bugün anaarıları bulamıyoruz. Anaarı tabanda, boyalı. Şu gördü. Onu oradan çıkarmak zor olacak. Çerçeve çıkarma. Geçen gün açtım. Bunlara da bakım yapıyordum. Baktım yağma başladı. Hemen geri bıraktım artık. Yürümüşse buna yürümüştür. Anaarı burada. Evet, çerçeveye yürümüyor. Yumurtladıktan sonra boyuyorsun herhalde değil tabii mi abi? Tabii. Yumurtalar kapandıktan sonra iş garanti oluyor. Şu öbür tarafın, o buranın. Yani yumurtlayıp yumurta kapanana kadar anarıyla oynamıyorum. Anarı yumurtladıktan sonra zaten artık... Peki anarı işte, boyamak zor bir iş mi abi? Yok, benim için zor değil. Aslında kimse için zor değil. Evet. Evet değerli izleyenler, Hızır abimizin sistematik çalıştığını görüyoruz. Daha önceki aralıklarda demiştik işte arı evlerini de ve arı odalarını da kriterlerimize alacağız. İkisinde de vardı. Şimdi Hızır abimizin burada ekstra yapması çok güzel. Çünkü diğerleri evlerinin kenarındaydı. Evet. Aralıklarda diğer iki arıcı abilerimizin, arkadaşlarımızın. Burada da Hızır abim evinden uzak bir yerde arı evi yapması, arı odası yapması çok güzel. Pek bir eksiklik göremedik. Sadece gördüğümüz eksiklik arıların birbirleri aralarındaki mesafesi. Zaten birçoğunu seyredeceğini söylemiştin. Anar yetiştirmen, boyaman, boyalarıyla onları takip etmen çok güzel şeyler. Evet. Yani takdir etmek bize kalmamış ama gerçekten güzel faaliyetler. Evet. Boyadan artık vazgeçiyorsun. Yavaş yavaş boyasız kovanlara dönüyorsun. Havalandırma konusunda herhangi bir sıkıntın yok. Uygulamalar konusunda da herhangi bir sıkıntın yok. Bu şekilde buradaki programımızı tamamlamış oluyoruz. Senin son kez eklemek istediğin bir şey var mı abi? Eklemek istediğim şu, bu işi yapan arkadaşlarımızın severek yapmaları. Herhalde. Sevmemeye başladım artık bırakmalar. En güzel işte o değil yani. Mi? Bırakacak abi. Sevmiyorsan. Arıyı sevmiyorsan artık, arıdan osandıysan artık orayı sat güzelce. Arıyı da rezil etmeden en güzel şekilde verimli insanlara vermek daha uygundur. Teşekkür ediyorum Hızır abi. Evet değerli izleyenler. Aralıklarımızda birlikte bu mesleğin zorluklarını, bu mesleğin sorunlarını birlikte konuşalım. Birlikte sorunlarımıza ve problemlerimize çözüm bulalım. Bir başka Arı Doktoru programında görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum efendim.